Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ister bir hafta içinde tüketebileceğiniz, isterseniz kış için saklayabileceğiniz kütür kütür kaynar suyu ile karışık turşu tarifi paylaşacağım. Umarım bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Videoda vermiş olduğum tarifte 2 kilo kornişon salatalık kullandım. Öncelikle bu salatalıkları defalarca duru su elde edene kadar yıkadım. Lütfen bu salatalıkları tek tek yıkamaya özen gösterelim. Mutlaka ara ara suda bekletip kirinin yumuşamasını sağlayalım. Dışında mutlaka kirler olacaktır, bakteriler olacaktır. O yüzden defalarca yıkamaya özen gösterelim. Salatalık turşusunun da suyunun da çok iştah açıcı ve lezzetli olmasını istediğim için mutlaka turşu tariflerinde hiç üşenmeden defalarca sebzeleri yıkamaya özen gösteriyorum. Evet, sebzeyi defalarca yıkadım. Duru su elde edene kadar yıkama işlemine devam ettikten sonra artık salatalıkları süzdürüyorum ve kullanacağım diğer sebzeleri sizlere tanıtmak istiyorum. 2 kilo kornişon salatalık, 5 adet orta boy havuç, 1 kilo çermik biberi, 3 büyük baş sarımsak ayıkladım. Sizler bu kullanacağınız malzemelerinizi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen bakın, burada da birer litrelik kavanozları öncesinde kaynar su ile yıkadım ve sizlerle birlikte kavanozları doldurmaya başlayabilirim. Kavanozların daha fazla sebze alabilmesi için ben dikine yerleştirdim bütün sebzeleri. Birazdan sizlerle detaylıca hızlı bir şekilde paylaşacağım. Hem daha fazla ürün aldırmış olacağız hem de hiçbir şekilde aralarında boşluk olmayacak ve turşular yukarı doğru kavanozun üst yüzeyine doğru çıkmaya zorlamayacaklar. Şimdi dibine 2 diş sarımsağı dilimliyorum. Sizler dilerseniz dilimlemeyebilirsiniz fakat sarımsaklar dilimlenirse aromasını daha iyi bir şekilde yayacaktır. Evet, elimden geldiğince kavanozun içerisinde göstermeye çalıştım. Bakın, salatalıkları yan yana nizami bir şekilde dikine yerleştirdim. Tam ortaya yine sarımsak dilimliyorum. Ve üzerine sizler de keyfinize göre sebze sıralamasını yapabilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte sebze sıralamasını yapmaya devam ediyoruz. Evet, orta kısmı da sarımsak dilimledikten sonra üzerine havuç ve biber ilavesi yapıyorum. Sizler bu sıralamayı değiştirebilir, dilediğiniz sebzelerden dilediğiniz miktarda yerleştirebilirsiniz. Sebze miktarı tamamen biberin özellikle cinsine bağlıdır. Bu biber çok ince bir biber. Daha kalın bir biber kullanırsanız bu kadar çok biber yerleştiremeyebilirsiniz. En üst zemine gördüğünüz üzere salatalıkları yatay bir şekilde yerleştiriyorum. Ve bu şekilde yerleştirdikten sonra en üstüne yine sarımsak dilimleyip artık kavanozu bir kenara alıyorum. Evet, kavanozların tamamını doldurdum ve bir tepsiye hepsini yerleştirdikten sonra artık malzemelerini içerisine ilave etmeye başlayabiliriz. Evet, kavanozları gördüğünüz üzere bir tepsinin içerisine yerleştirdikten sonra her birer litrelik kavanoz için birer çay kaşığı şeker, birer çay kaşığı olacak şekilde limon tuzu. Alternatif olarak yarım şer limon suyu ilave edebilirsiniz fakat limon tuzunun vermiş olduğu çıtırlığı ve uzun süre korumayı vermeyecektir. Ve her bir kavanoz için birer yemek kaşığı kaya tuzu. Lütfen kaya tuzu haricinde tuz kullanmayalım. Himalaya tuzu da denendi fakat kaya tuzunun vermiş olduğu kütürlüğü yine ve lezzeti vermiyor. Onu baştan belirteyim.
Her bir kavanozun içerisine birer yemek kaşığı kaya tuzu ilave ettikten sonra son olarak sirkelerini ilave etmeye başlıyorum. Evet, her bir birer litrelik kavanoz için 125 milimlik çay bardağı ölçüsüyle yarım çay bardağı sirke kullandım. Kullanmış olduğum sirke üzüm sirkesi. Dilerseniz elma sirkesi kullanabilirsiniz. Tüm bu işlemlere başlamadan önce içme suyunu büyük bir tencerede ocağa aldım. Ortalama 2 litrenin biraz üzerinde bir suydu. Ve kaynamaya bıraktım. İyice kaynadıktan sonra her bir kavanozu bu kaynar su ile doldurmaya başlıyorum. Kesinlikle bu işlemde içme suyu kullanıyorum. Ve çaydanlık gibi, kettle gibi ürünler kullanmıyorum. Mutlaka içerisinde kireç oluyor. O yüzden turşunun içerisinde kireçli su istemediğim için ayrıyeten böyle tencerenin içerisinde içme suyunu kaynatıp her birini kapak boğumuna gelecek şekilde kavanozlara dolduruyorum. Suların hemen ardından üzerlerine çöp şiş ile sabitliyorum. Her birinin üzerine uygun bir şekilde çöp şişleri keserek hazırladım. Dilerseniz eğer sebzeleriniz üst tarafa çırpınıyorsa bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Evet, hızlıca her birini sabitledikten sonra şimdi öncesinde hiç kullanmamış olduğum ve kaynar su ile yıkadıktan sonra kuruladığım kapakları kavanozlara yerleştirerek sıkmaya başlıyorum. Turşuyu kurarken de adım adım sizlerle püf noktalarını paylaşmıştım. Lütfen kavanozları öncesinde kaynar su ile yıkayalım. Kapakları hiç kullanılmamış tercih edelim. Turşu da kullandığımız sebzelerin taze olmasına ve çok iyi yıkanmasına dikkat edelim. Ve kavanozlarımızı mutlaka kapak boğumuna kadar dolduralım. Ve videoyu atlamadan dikkatlice dinleyelim. Kavanoz kapaklarını kapatırken mutlaka kaynar bir şiş olduğu için kurulama beziyle tutmayı tercih edin. Kapakları ilk önce ileri doğru 2 kez ve bir kez de geriye doğru çevirdikten sonra kapakları sıkıştırıyorum. Yani iki ters yöne bir kapatmak için kendimize doğru çevirdikten sonra artık kavanozları sabaha kadar dinlendirebiliriz. Evet, son olarak kavanozları alt üst böyle sallıyorum. İçerisindeki tuz, şeker, limon tuzu ve sirke orantılı bir şekilde dağılsın diye mutlaka bütün kavanozları böyle alt üst etmeye özen gösterelim. Son olarak kavanozları sofra bezi serilmiş bir tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Bu tepside tamamen soğuyana kadar kavanozlara dokunmuyorum. Mutlaka bunu yapalım. Kavanozları çok fazla yerinden oynatmayalım ki vakumlanabilsinler. Evet, yoğurt mayalar gibi sarmış olduğum turşuları bir gün sonra sizlerle kontrol etmek istiyorum. Tamamen soğuduktan sonra kapaklarını da tuttuğunu gözlemleyebilirsiniz. Ben birkaç kat böyle sofra bezine sardım. Hemen soğumasın, vakumlanarak soğusunlar diye. Ve gördüğünüz gibi bir gün sonra muhteşem bir renk aldılar. Ve bir hafta sonra da sizlerle birlikte şeklini, çıtırlığını ve suyunun rengini gözlemleyeceğiz. Evet, bir haftanın sonunda turşuların suyunda herhangi bir değişim yok. Gayet duru ve berrak ve gerçekten çok lezzetli bir turşu. Sirkesiyle, şekeriyle, tuzuyla tamamen orantılı. Umarım sizler de bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.